Merhaba sevgili dostlar, günaydın. Yeni bir hafta, yeni bir gün, yeniden başladık. Evet, son günlerde özellikle bu korona döneminde eşimizle, dostumuzla sohbetlerimizi kaybettik neredeyse. Tamamen sosyal medya üzerinde yaptığımız toplantılar ve görüntülü sohbetlerle ancak derdimizi anlatabiliyor ve paylaşabiliyoruz. O yüzden de damdan düştüğümüzde, dert başımıza geldiğinde açıkçası halihazırda daha önceki zamanlara göre soru verecek bir yakınımızı bile bulmamız mümkün olmuyor. Bu damdan düşenler serisi bu yüzden bugünlerde daha da önemli olmaya başladı. Ve dolayısıyla da ben de sizlerle damdan düşenler serisinde daha sık video paylaşmaya çalışacağım. Daha önce de ifade ettiğim gibi biz neredeyse %20'nin altında bir performansla damdan düşenler paylaşıyorduk ama hastalarımız kendileri de bizim de hikayemiz paylaşsın diye her gün kontrole geldiklerinde böyle süslenip geliyorlar. Biz de televizyona çıkacağız diye. Bugün de Ayşe Hanım misafirimiz. Birazdan ona döneceğim. Sevgili dostlar, damdan düşmeyin. Ama damdan düşecek olursanız yaşınız ne olursa olsun ayaklarınızın üzerine düşün ve yürümeye devam edin. Şunu söylemek istiyorum esprili bir dille. Damdan düşmeyeceğiz diye düşünmemek lazım. Bugün sabah gene buraya muayeneye gelen hastalarımızdan biri sizin damdan düşenler serisini takip ederken hiç damdan düşmeyecekmişiz zannediyorduk. Ama başımıza gelince direkt size ulaşmak o kadar kolay oldu ki o yüzden hocam bu videoları, bu röportajları daha çok paylaşın diye bugün sabah muayene ettiğim hastalardan üst üste iki tanesi bana ayrıyeten tavsiye etti. Ben de hemen hiç durmadan Ayşe Hanım kontrole gelince gel bakalım dedim, hadi bir televizyona çıkalım birlikte. O da hemen ben de televizyona nasıl çıkmayacaksın gari dedi. Ondan sonra dur bakalım dedim, çıkarsın. Sevgili dostlar, damdan düşmeyin demiştim. Ama düşecek olursanız bizim videolarımız sizin imdadınıza yetişsin. Ama videolarımıza ulaşabilmek için lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Dostlarınız da abone olmasını tavsiye edin. Ama lütfen damdan düşmeyin. İnşallah da ihtiyacınız olmaz buradaki hikayelere. Ama olsun, yine de siz bizi takip etmeye devam edin. Ben müsaadenizle Ayşe Hanım'a dönmek istiyorum. Bugün misafirim Ayşe Akkaya. Kendisi 78 yaşında genç bir bayan. Arkadaşlarıyla birlikte gelmiş buraya diyeceğim. Sevgili çocuklarıyla birlikte gelmiş. Onun hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yıl önce pankreas başında safra yollarının uç kısmında kitle olduğu söylendi. Ve bunun üzerine sağlıklar vesaire, bunun üzerine ameliyat yapılması gerekiyor diye bir planlama yapıldı. Ve ameliyat hem kalbi hem de akciğeri, organ performansı yeterli olmadığı için ameliyatının tamamlanamadığı ifade edildi kendisine dış merkezde. Bunun üzerine sadece ilaç tedavisi verebiliriz denildi. Ve bir yıldır 77-78 yaşında olmasına rağmen bir yıldır ilaç tedavisiyle zorlu günler geçirdi. İlaç tedavisinin tüm yan etkilerini gördü, yaşadı. Ve en nihayetinde karaciğerde çok büyük bir kitle çıktı. Karaciğerdeki o büyük kitle görüntülerde her geçen gün büyüyordu. Artık tümör davranış değiştirdi ve saldırgan hale geldi. Ve karaciğere istila edecek dediler. Kemoterapiye de fayda vermiyor. Bunda devam edemeyiz daha dediler. Daha ileri tedavi vermek de zor. Ameliyat şansı da yok çünkü pankreastan karaciğere sıçrayınca ameliyat şansı da verilemeyiz dendi. Ve bu haliyle gerçekten çok zor günler ve neredeyse birika ile ifade edilen ömür biçildi. Ve ondan sonra da tabii ki ağrılarından ve ızdırabından evde duracak hali yoktu. Kitle artık dışarıdan, karnının dışından belli olmaya başlamıştı. Aile meclisi, ben biraz önce takıldım arkadaşlarıyla gelmişti ama sevgili çocukları aile meclisini topladı. Muhakkak bir şey yapılmalı diye araştırdılar. Daha sonra bana ulaştılar. Bizim Onkoloji ve Health grubu, İzmir Onkoloji grubunda Ayşe Hanım'ın filmlerini tartıştık.
Gerçekten PET bulgularında karaciğerin sol tarafında büyük bir kitle vardı. Ve de pankreastan metastaz yaptığı öngörülen bir kitleydi. Düşük bir ihtimalle enfeksiyon ya da hapse olabilir diye bizim konseyimizde bir tartışma geçmişti ama çok düşük bir ihtimal olduğu için ben hasta yakınlarına ümit bile vermek istememiştim o noktada. Ve en nihayetinde karaciğerin sol tarafındaki tek kitle için İzmir Onkoloji Grubu'nda pankreas metastazlarında çok fazla ameliyat önerilmese de tek kitle olduğu için ameliyat şansı vermeliyiz kararı çıktı. Ve gerçekten de ameliyat şansını verdik ama bu arada da aileden ve çocuklardan ciddi baskı yedik. Çok ağrısı var. Ameliyat olacaksa bir an önce ameliyat olmalı noktasında. Neyse hızlı bir şekilde ameliyatı almış olduk. Karnı şöyle ortasından küçük bir alandan karın içine girdiğimizde gördük ki karaciğerin arasındaki o kitle büyük bir granülasyon dokusu içeren apse enfekte bir kitle ve hem o apseyi ve hem de karaciğerin segment 3'ünü temizledik. Çok ciddi bir şekilde temizledik ve temizledikten sonra 3 gün gibi bir sürede taburcu oldu. Eve gitti. Şu anda 3. hafta bitti ameliyatının. 3 hafta sonra genç hanımefendi 78 yaşında masamızda oturuyor ve içimizdeki en sağlıklı bir birey olarak burada duruyor. Sevgili dostlar, hikayeyi uzun anlattım. Bilerek uzun anlattım çünkü hikaye çok karmaşık. Kendisine sorsam ya da çocuklara sorsam bu kadar karmaşık bir hikayeyi saatlerce anlatmak mümkün olmayacak. Ben hızlıca toparlamak istedim. Birazdan kendisinin nasıl olduğunu sormak isteyeceğim. Ama damdan düşenlerde demek ki tekrar tekrar çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor hastalarımız. Hiçbir şansınız kalmadı. Artık karaciğeri sıçradı cümlesiyle. Karaciğerin içindeki kitle meğer granülasyon dokusu içeren apseymiş, enfeksiyonmuş cümlesi arasında gece ve gündüz kadar fark var. Damdan düşmek var. Düştüğün yer gerçekten çok tehlikeli, kötü bir yer mi? Yoksa pamuklarının içine mi düştün? Bu da bir tartışma konusu belki de. Ama şartlar ne olursa olsun çok iyi bir analiz, çok iyi bir değerlendirme, çok iyi bir ekip çalışması günün sonunda sonucu değiştirebiliyor. Şöyle söylemek istiyorum. Yani burada Ayşe Hanım 78 yaşında olmasına rağmen artık ümit yok. Herkes ümidi kestinden sonra, ameliyattan sonra burada içimizdeki en havalı oturan genç hanımefendi. Sağ ol. Hoş geldin. Uzun anlattım ama bilerek uzun anlattım. Çünkü damdan düşenleri anlattıklarım birer hikaye olsun diye anlattım. Evet. Hiçbir ümit kalmadıktan sonra burada şu kıvamda oturmak, bu genç halinle ne de güzel. Bu kadar böyle bembeyaz yüzün, bembeyaz tenin, bu neye borçlusun? Yani böyle bir zeytinyağı çocuğu altyapısı var. Benim böyle yüzümle ilgili bir şey sordukları zaman, hocam teniniz falan çok beyaz dediklerinde ben zeytinyağı çocuğuyum diyorum. Öyle açıklayabiliyorum. Senin var mı öyle bir bağlantı? Ha? Doğal ürünlerle beslendim bu yaşa kadar. Zeytinyağından. Zeytin. Evet, zeytinyağından. Sabah kahvaltısı zeytinyağından. Bir şey dinlenmiş zeytinyağından. Onlarla iyi bitişiyoruz işte. Ama öteki taraftan da böyle doğal balını falan kendin üretiyorsun Kemal Paşa'da. Evet, evet. Arılar şu anda kış dinleniyordu. Oğlanım var işte. He. 150 tane arısı var. 150 ara. 150 arısı var. Geleceğim o arılardan bal toplayacağım kendim. Topla. Kemal Paşa'ya geleceğim. Ha, gel. He? Kendi zamanında gel işte. Ama bahara doğru. Ha, toplanacağı zaman gel. Hep arılar sizin Kemalpaşa'da duruyor mu? Yoksa böyle Kayseri'ye, Sivas'a götürüyor mu? Hep orada sabit mi? Yok. Şey diyordum. Ovaya mı götürüyorsun? Biraz ovaları götürüyor işte. Şimdi köyün içerisinde. Mezarların yanında. Mezarların yanında. Nasıl biliyorum? Görmüşsün herhalde. Bilmiyorum artık. Araştırıyorum da. Görmüştüm. O kemoterapi günlerinde çok yorulmuştun. Şimdi ameliyat oldun, zımba gibisin maşallah. Sağ ol, sağ ol. Çok şükür Allah'a. Bir de bin kere şükür. Bin kere şükür. İyileştin. Senin sayene. Her zaman söylüyorum. Her gün anıyorum. Her zaman anıyorum seni. Değil mi? Gelelim bir gün. Bu arada şeyler varmış. Dolapta, dipfrizde tavşan da varmış. Var ya. Onu da yiyeceğim. Var ya. Yapacaksın. Oğlan pişirdi evvelsi gün. Pişti mi gitti mi bizim tavşan? Yok canım var da var. Burunlar var. Allah'a sınırlar. Var.
var da babayla ikisi oturuyorlar ya, pişirmişler bir tanesini işte. He. İki gün yediler. Neyle? Soğanla böyle? Göveç. 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 Ocakta. Ocakta. Odun ateşinde. Odun ateşinde. Ağzının suyuna göre. Haşlarız onu. Pişiririz. Haşla eti yumuşasın diye değil mi? Ha, yok. İçerisi besliyor biraz. Yarın, kanı gitsin diye. Yarın gideceğiz. Yarından sonra geldi. Pişirelim. Gelsin pişirelim. Pişiririz. Pişir diyeyim ben. Pişir gel. Zor zamanlarda bugün en azından ne yiyeceğiz, ne içeceğiz onun sohbetini yapıyoruz. Değil mi? Ay çok tatlı. Kesin geleceğim yakın zamanda. Bugün sen gel. Kapımız açık. Evet. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol. Diyelim. Sağ ol. Tabii anladım. Böyle ameliyattan sonra ne yiyeceğiz, ne içeceğiz sohbetlerini yapmak çok havalı da, bir de ameliyattan önce onun kararını vermek, onun oraya gidip hadi ameliyat olalım demek. Evet. Bir de herkesin ümidi kestiği bir aşamada ameliyatı. Çok istedik seni hemen işte ağrılarından. 15 gün ağrı çok çekti. Ameliyat oldun, ağrım şıp diye kesildi, kesildi mi? Kesildi. Hemen. Kesildi vallahi, kesildi. Ay çok güzel. Kesildi. Ama o çok güzel, o ağrı şıp diye kesilmesi. Evet. O çok iyi. Hiç, demek ki fark. Hiç acım olmadı benim. Hiç ağrım olmadı. Topladın çok gittin. Şimdi. 3 gün hastanede kaldın, ondan sonra evde. Yattın mı eve gidince? Ha, yattım. Yoksa gezdin mi gene evin içinde? Ha, çok gezmedim. Yeni yeni geziyorum işte. Yeni yeni geziyorum. Bayağı istirahatini yaptın. Çok gezmedim. Çocuklar çok güzel baktılar. Baktılar. Allah razı olsun. Bir de 1000 kere. Şimdi yalnız sen şeyle, çocuklarla bir anlaşmamız var. Şimdi senin adam arı falan uğraşıyor ama onun akciğerinde de küçük bir leke var. Var da. Onunla ilgili ameliyat planlıyoruz biz. Tamam. Şartımız şu. Aha. Sen onu ameliyattan sonra bakarsan. Açıkta ben, açıkta. Ben nasıl bir ay kadar bakar mısın? Ben açıkta. Ben şimdi bak bir şey yapamıyorum. Yapma yar, değil mi? Yarın gidelim diyor oğlan işte. Anne sen olduk al diyor. Bunu diyor bir şey yapamazsın diyor. Babam aşağıda yatıyor diyor. Sen yukarıda yatıyorsun diyor. He. Ha, babam diyor kalkacak, çay edecek. Ne zaman yiyecek, içecek gibilesin bana. Biraz daha ben de kal diyor. Ya bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Sen ona gitmen lazım, onu baktırman lazım. Onun da akciğere evet, ilerlemeden evet, ameliyat yapmak lazım. Evet, sağ ol. Evet. Ne güzel, ameliyat oluyorsun. 3 haftada iyileşiyorsun. Karaciğerin neredeyse sol tarafının yarısını almışsın. Sekmedi 2-2,5. 3. Onların hepsini almışız oradan. 3 haftada iyileş. Ondan sonra da adamın ameliyatını yaptır. Bir de onu bak ya. İnşallah. İnşallah. 78 yaşında maşallah. Kurtulsun ya. O da 5-6 seneden hiç olmasın yaşasın. Değil mi? Evet. Şöyle birazcık daha. Evet. 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 Yalnız çok dik. Ne çok mu kalmış? Çok inat. Çok inat. Kendi çok dik. Neden? Bir imlayı getiremiyoruz. Kaç yaşında? 81 mi? 82 mi? 82 yaşında. Ha, 81 yaşında. Ama arazide hala 82 yaşında hala ne? Huysuz. Huysuz. Huysuz mu? Huysuz çok huysuz. Ama televizyona çıkıyor bundan. Söylerim adam bundan sonra. O yüzden sen bakabilirsin ancak onu ameliyattan evet, sonra. Evet. Evet. Biraz daha bakalım. Neyse. Benim iyileşmem inşallah. İyileşeceğiz. İyiyim, iyiyim şükür. Tamam. İyiyim, evet. Evet, çok şükür. İşte daha bir şey yapamadım. Yap artık, ona bak sen, onu bir an önce onun ameliyatını yap. İnşallah. Tamam? İnşallah. Çünkü ben hanım iyileşmeden, ben tek o bakabilir, diğerler geçinemem diyor. Aksiyon. O yüzden onun ameliyatı için bekliyoruz. Evet, sağ ol. Tamam? Sağ ol. Sizler neler diyeceksiniz? İnşallah, inşallah. Bu kadar zor bir karar verirken sen... Yani biz elinize sağlık diyoruz, çok evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun diyoruz. Başka bir diyeceğimiz yok. İyi ki gelmişiz. İyi ki evet, yapmışız. Çünkü hakikaten kötüydü. Karar verdik. Sağ olun siz de ona hemen bize destek verdiniz. Bizim kararımızda. Kardeşlerimle beraber aldığım bir karar vardı. Onu uyguladık. Çok iyi oldu. Şimdi maşallahımız var. Elinize kolunuza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Sen bir şeyler diyeceğim mi? Söyleyecek bir şeyim yok. Çok şükür. Annemi yeniden hayata döndürdünüz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ama gerçekten iyileşmiş. İyileştim. Olsun, üstelik muayyer mi? İyi bakalım. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi enerjimiz yeni birlikte olsun. Gelin bakalım, ellerimizi koyun. Hadi. Gelmiş geçmiş olsun. İyileştirmek iyiliktir.